Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin. Nasılsın? Görüşmeyeli umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen teklifleri inceleyeceğiz. Çok güzel teklifler var. Normalde bayağı pahalıya satılan kostümler şu anda müthiş derecede indirimli bir şekilde dükkanda bizleri bekliyor. İsterseniz hemen gelip bakalım. Bu tekliflere hemen geleceğim ama ondan önce isterseniz oyuna yeni gelen, bugün gelen tekliflerden bahsedelim. 70 TL'ye Jaguar Totemi Mac, 70 TL'ye Cupcake Daryl, 34.99, 35 TL'ye Pop Yıldızı Janet ve yine aynı şekilde 35 TL'ye de Guerrilla Squeak kostümü geldi. Bunlar arasında en çok sevmiş olduğunuz oyuncu, savaşçı hangisi ise onun kostümünü almanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bana sürekli yayınlarda da soruyorlar. Abi 5000 mücevherim var, hangi kostümü alayım? Abi böyle bir teklif var, hangisini alayım diye. İlk etapta şöyle bir şey, kendimden yola çıkayım mesela. Şu an ekranda görünen savaşçılardan ilk başta en çok hangi savaşçıyı oynamaktan zevk alıyorum? İkincisi de en çok hangi savaşçıyı oynuyorum? Bu iki maddeye göre bu tekliflerden bir tanesini seçebilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Cupcake Daryl güzel, 70 lira çok pahalı bir şey değil ama ben tank savaşçılarını çok fazla oynamadığım için Daryl kostümünü almayı düşünmüyorum. Devam edelim. Pop Yıldız Janet. Janet da güzel bir savaşçı. 35 lira bayağı da düşmüş. Normalde bildiğim kadarıyla 79 taşa satılıyor. Hatta gelip isterseniz siz de hızlıca bir bakalım. Hemen bakalım. Pop Yıldızı Janet. Gördüğünüz gibi 79 taşa satılıyor. 2750 mücevher. Peki 79 taş almak istesem dükkandan ne kadar vermem gerekiyor? Hemen gelip ona bakalım. 80 taş gördüğünüz gibi 170 TL ama teklifte 80 taşlık olan kostüm 175 TL değil de, bir daha bakalım hatta, aynen 170 TL değil de teklifte 35 TL'ye satılıyor. Zaten aşağıda da çarpı 4 yazıyor arkadaşlar. Aynı şekilde Guerrilla Squeak kostüm de yine 35 TL. Benim buradan tercihim şu olurdu. Eğer bu kostümlerden herhangi birini almak istesem Jaguar Totemi Meg olurdu. Çünkü Meg savaşçısını hem oynamayı seviyorum hem de 960 kupa falan 1000 kupa yapmak istesem yine bu savaşçıyı oynamam gerekir. Orada da canavar kamyon Meg kostümü var bende. Onun dışında da bir de böcek Meg vardı. Üçüncü kostüm olarak bayağı fazla, evet biliyorum ama üçüncü kostüm olarak da neden Jaguar Totemi Meg olmasın? Rastgele kostüm açık diyorum ve normal Meg'i kapatıyorum. Ya canavar kamyon Meg ya da böcek Meg olacağı yerine artık bir tane daha eklenir, Jaguar Totemi Meg olur. Hiçbiri yoksa sizde özellikle bu kostümü almanızı tavsiye ederim. Eğer mech savaşçısını hem oynamayı seviyor hem de fazla bir şekilde oynuyorsanız. Bunları da geçtim. Güçlü gibi oynuyorsanız takımlı veya solo, mech savaşçısı çok fazla oynanan bir savaşçı. Janet o kadar değil. Squeak yine oynanan bir savaşçı. Daryl de yine öyle çok kötü değil ama aralarında en az oynanan Janet. Onu özellikle söyleyeyim. Eğer güçlü gibi oynayan arkadaşlar varsa da yorumlara yazsınlar. Daryl da yine mech'e nazaran çok fazla oynanmıyor. Squeak ve mech aynı şekilde oynanılıyor diye söyleyebilirim ama Meg çoğu haritada gidiyor arkadaşlar, bu aklınızda dursun. Knockout'ta özellikle bayağı Meg alınıyor. Bazı knockout haritalarında çok fazla işe yarıyor. O yüzden Meg'i burada ilk sıraya koyuyorum. İkinci sıraya Guerrilla Squeak'i koyuyorum. Üçüncü sıraya da burada dediğim gibi hani biraz tercih meselesi kalıyor ama ben Cupcake Daryl'ı üçüncü sıraya, dördüncü sıraya ise Pop Yıldız Janet'i koyuyorum. Teklifleri değerlendirmek açısından. Devam edelim. Şu an hali hazırda Kara Cuma indirimi olarak, yani Black Friday indirimi olarak Supercell'in Brawl Stars'ın oyuna getirmiş olduğu muhteşem indirimler var. Yani 100 yılın indirimi diye söyleyebilirim ki zaten ben toplulukta paylaşmıştım, evi arabayı satın bu kostümleri alın diye indirimli haldeyken. Bunlar gerçekten çok güzel kostümler. 99 taş müthiş derecede indirimli. Hani onu geçtim. Yanında rozet paketleri falan inanılmaz. Hani özel Robo Mike'ın 9 tane rozeti. Robo Mike'a özel oyuncu simgesi ve Robo Mike'a özel sprey. Yani müthiş derecede şu an indirimli. Aynı şekilde Kötü Kraliçe Pam de görmüş olduğunuz gibi 99 taşa kadar düşmüş. Oyuncu rozet paketi var, oyuncu simgesi var ve normal sprey var. Ben bu teklifleri, bu ikisini almayı düşünüyorum. Onun dışından da Jaguar Totemi Meg'i de almayı düşünüyorum. O yüzden bunları yayında sizlerle birlikte tartışmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere dünya finalleri başlıyor bugün. Bu videoyu da şu an 12.21'de çekiyorum. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal biz yayında olacağız. 3 gün, cumartesi, pazar,
dünya finalleri yayınlanmaya başladığından itibaren, oynamaya başladığından itibaren biz dünya finallerinin YouTube Bilek Gücü canlı kanalında izliyor olacağız. Onu da hatırlatmak istiyorum. Dünya finallerinin özelde bu tekrardan geldi. 149 taşa da şu an hokeyci Mortis satılıyor. Hemen şu sağ aşağıda arkadaşlar abonemiz var. 36.346. Şöyle bir challenge yapacağız. Halen daha kanala abone değilsen ki biliyorum bu videoyu izleyenlerin çoğu abone değil. Lütfen kanala abone olmayı unutma çünkü bu sayı bir sonraki video çekildiğinde nereye kadar gelecek? Hatta daha da çok merak ediyorsan yayınlara gelip bunun anlık olarak ne kadar arttığını da görebilirsin. Ve yine şunu da hatırlatmakta fayda var. Gerçekten bazı arkadaşlar unutuyor. Yayını beğenirsen, videoyu beğenirsen çok iyi olur. Çünkü her gün yayın açıyoruz. O yüzden aklımda yayın diye kaldı. Bunu da hatırlatmak istedim. Onun dışında da söyleyecek olduğumu zannedersem şu anda dünya finalleri başlamak üzere olduğu için de 19 taşa şampiyonluk oyuncu simgeleri satılıyor. Çok pahalı değil. Ben burada en çok sevmiş olduğunuz savaşçının oyuncu profilini almanızı öneririm. 2 gün 21 saat sonra da sona erecek. Hatta hangi şampiyon olacak diye de böyle bekleyebilirsiniz. Hangisi daha iddialı olur diye bekleyip ona göre dünya şampiyonu olan takımın da oyuncu simgesini alabilirsiniz. Rozetler biraz pahalı ya. 70 lira ben çok pahalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bende SK olanı vardı ama şu an evet SK olanı olduğu için de o burada gözükmüyor. LG var, Navi var, Tribe var ve şu anda şunu da söyleyeyim. Eğer 2024 dünya finallerine kadar bizim Arda, İlker ve Yusuf Türkiye'nin espor takımı, tek espor takımı diyorum çünkü fut tamam Türkiye menşeli ama oyuncuları yabancı. Türklerle de öyle çok iletişime geçen bir espor şirketi değil. En azından Brawl Stars'la alakalı diye biliyorum ben. Burada kebapı görebiliriz. Çok güzel ilerliyorlar. Bizim takımda umarız iyi yerlere gelir. Burada da kebap neden olmasın? Olursa harika olur. Buradan Korvese İlker'e Arda'ya selamlar ki biz zaten dünya finallerini İlker, Kerem gelirse Arda'yla birlikte izleyerek yorumlamaya çalışacağız. Tekliflerin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir problemimiz var. Ülkemizde ekonomi o kadar iyi olmadığı için normal taş fiyatları olması gerekenden çok çok daha fazla pahalı. O yüzden taşa erişmek çok zor. Biz Türkler olarak yani bende 336 taş var şu an. Hatta kamerayı da şöyle aşağı inip bir göstereyim. Gördüğünüz gibi 336 taş var. Çok özenle bekliyordum ne yapsam diye. 100 buna 100 buna versem zaten 200 gidiyor. Geriye kalıyor arkadaşlar. 136'yı da artık hani çok önemli şeyler için bekletmeyi düşünüyorum. Halen daha eğer master olma videomuzu izlemediyseniz eğer. Şu anda gördüğünüz gibi telefondan videoyu çekiyorum. Yeni bir tane de kılıf aldım hatta. Hatta kılıf da değil inanılmaz bir şey yayına gelir ve sorarsanız mutlaka sizlere söylerim. Mıknatıslı bir ekran koruyucu. Hem önüne koyuyorsun hem de arkasına koyuyorsun. Aynı anda bırakıyorsun hemen otomatik yapışıyor birbirine. Mükemmel bir şey, müthiş bir şey. Hem telefonun rengini böyle koruyor hem de gayet estetik bir şekilde telefonunuzun güzel durmasını sağlıyor. İsteyenler varsa, merak edenler varsa yayına gelip bana sorabilir. Ne söyleyecektim? Aynen halen daha master olma videomuzu izlemediyseniz eğer sağ üstte arkadaşlar yani şurada tam şurada gözükecektir. Oradan master olma videomuzu izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi master'ız. Ama liderlik tabloları gözükmüyor. Halen daha hatalı. Buralar oynuyor, karışıyor görüyorsunuz. Hani dünyada takımlıya giremiyorsunuz. Ama dünyada ilk takımlı master'ı ben yaptım. Yanımda Skyrd ve Corvus vardı. Onların müthiş yardımları sayesinde. Yoksa hani efsaneye bile ulaşmam çok zor olurdu. İlker çok güzel komp söylüyor. Skyrd çok etkili oynuyor. Gayet güzel oldu bizim için bu master yapmak. Bilgisayarı artık bıraktım. Şu an gördüğünüz gibi Türkiye'de birinci sıradayız ama dünya gözükmüyor. Skyrd da üçüncü sırada. Corvus de şurada bir yerde zannedersem ama o da pek gözükmüyor şu an. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi unutma. Aklında ve kafanda düşünceler varsa yoruma yazmayı lütfen unutma. Dediğim gibi alttaki abone sayısı bakalım bir sonraki videoda ne kadar olacak. Abone değilsen lütfen abone ol. Beğenmediysen de beğenirsen çok sevinirim. Videoda olabildiğince sizlerin kafanızdaki soru işaretini gidermeyi ve tekliflerden hangilerinin daha çok anlayabilitesi yüksek diye sizlere birkaç bilgi vermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Bay bay.